Adım İbrahim, soyadım Açık Göz. 7. sınıf öğrencisiyim. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Kayseri'de okuyorum. Osman Düşüngöl Okulu'na gidiyorum. Eğitim benim için çok önemli olduğu için ya bu pandemi sürecinde köydeyim ben. Ondan dolayı her gün 1 kilometrelik yola çıkıyorum. Sabah 2 saat, akşam 2 saat olmak üzere. En büyük yardımcım babam olduğu için günlük bazen yürüyerek çıkıyoruz yukarıya, bazen arabayla çıkıyoruz ve köydeki bazı işlerimiz kalıyor. Köyümüze internet gelse daha iyi olur. Yani sabah 6'da kalkıyorum ben. İnekler ile ilgileniyorum, tavuklar ile ilgileniyorum. Sonra yukarıya kahvaltımı yaptık. Sonra yukarıya çıkıp 2 saat ders görüyorum ve bu sıcaklarda çok zor oluyor. Ve kışın ben o yukarıya nasıl çıkacağım? O karda, kışta. Ama hiçbir şey sana engel olmayacak zaten. Aynen öyle. Onlar çok zor oluyor işte, yürüyerek çıktığımızda da araba içinde de. Ne kadar verimli oluyor bilmiyorum. Daha çok azimlendiriyor. Ben ileride elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum. Ve sayısal derslerimi de çok seviyorum. Eğitimi her şartlarda olduğunu size kanıtlamak istedim. Fevki Açık Göz, ben burada kalıyorum. Çocuğumu Kayseri'de okula gönderiyorum. Kaç Orada çocuk var efendim? bir tane İbrahim var. Onun da geleceğini oynamak istemiyoruz. Gerekli eğitimi alıp yüksek makamlara gelmesini istiyoruz. Onun için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Evet. Köyünüzde internet olmuyor, ancak İbrahim bunda pes etmiyor ve sizle birlikte her sabah yollara düşüp eğitimini görüp tekrar köyüne dönüyor. Evet. Bunu biraz anlatır mısınız? Sabahlar işimizi bitirdikten sonra saati yaklaşınca ders saatleri yukarı çıkıyoruz. 2 saat öğleden önce ders oluyor, 2 saat öğleden sonra dersi. İşlerimizi bırakıyoruz, onu takip ediyoruz. Neler yapıyorsunuz burada? Siz de aynı zamanda bazen telefon tutuyorsunuz, bazen derse siz de katılıyorsunuz. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefon tutuyoruz onun yazmasını sağlamak için, not alması gereken yerlerde. Diğerlerini takip edip dersine en iyi şekilde katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Fakat evde gerekli, dışarıda soğuk oluyor, sıcak oluyor. O zamanlar bayağı sıkıntı çekiyoruz. Her ne zor şartlarda olsa da bir şekilde bu eğitimi almasını sağlayacağız.